Hatırlayacaksınız. Geçen hafta şirin bir kentimizi tanıtmıştık sizlere. Kütahya'yı. Kılıç Arslanlı günlerden Germiyanlı yıllara tarihini işlemiştik önce. Eskiye özlem duyanları dolaştırmıştık cumbalı evlerin gölgelerinde. Sonra Çin'i kültürünü işlemeye çalışmış, ateşte açan çiçeklerin serüvenini getirmiştik dile. Şehre ivme veren porselen sanayi, gelenek haline gelen Çiniciliğin bir uzantısıydı elbet ve Türk'ün motiflerini taşıyordu ülkeler ötesine. Sonra bitmedi demiş ve eklemiştik. Daha kazalar var sırada. Efendim, Ertuğrul Gazi yurt aramak üzere düşer yollara. Sivas dolaylarında güçlü bir Moğol ordusunun Selçukluları sıkıştırdığını görür. Bunalana yardım erliktir deyip girer kavgaya. 400 yiğidiyle gürz gibi iner meydana. Darmadağın eder kara kurum çapulcularını. Savaşın seyri bir anda değişir ve zafer müyesser olur İslam ordusuna. Alaaddin Keykubat hilatlar giydirir ona ve uç beyi olarak atar Bozüyük dolaylarına. Ertuğrul Gazi ve arkadaşları bu kez Rum kuvvetlerini bozar, doğduğuna pişman ederler İmparator Theodor Laskaris'i. Sultan bu başarılar üzerine Söğüt'ü yaylak olarak verir onlara, Domanici kışlak olarak. İşte bugün Kütahya il sınırları içinde kalan Domaniç Mayo olur Osmanlı'ya. Ecdadımız çadırdan kubbeye bu iklimde geçer, yürürler aşiretten devlete. Nitekim Hayme Ana, Nurlu Bebeği
o kutlu Osman'ı bu coğrafyada getirir dünyaya. Al yanaklı yavruyu, şu çamlıkta yatan ebeler yuvar yıkarlar, sararlar akça pakça kundaklara. Ve Domurköy sırtlarında gördüğünüz şu ihtiyar çama kurarlar beşiğini. Hayme Hatun ilahilerle büyütür Osman'ını. Alır kucağına, ufukları gösterir minik yiğidine. Hedefler çizer körpe zihnine. Bileciği, Bursa'yı fısıldar mırıl mırıl. Sesi ılıcıktır elbet, sıcacıktır. Hani her anne gibi. Küçük Osman, şu çayırlarda koşmuş mudur, şu suda yüzmüş müdür bilinmez ama bu iklimin taşı toprağı onu hatırlatır. Onu hatırlatır ağacı, pınarı. Bu diyarda bir hoş kabarır yüreğiniz. Hani azıcık cengaverce. Edeplice atarsınız adımlarınızı. Kah at sürer, kah boyun bükersiniz. Bir Serhat boyları belirir gözünüzde, bir edebalinin nurlu dergahı. 600 yıl yaşayan bir imparatorluğa beşik olan anıt ağaç, uğulduyan tipilere de katlanır, buharlanan sıcağa da. Yağmura rüzgara aldırmaz belki ama bilgâneliğimize dayanamaz işte. Gövdesini saran kurtlara değil, pes eder ilgisizliğimize. Ulubatlı edasıyla düşer toprağa. Hikayemize dönelim isterseniz. Ertuğrul Gazi, ulemayı toplar etrafına. Bu adına Horasan erenleri denen gönül ehilleri bir anda kaynaşırlar ahaliyle. Tahtı önce yüreklere kurar onlar. O güne kadar kılıç kırbaç altında inleyen yerli halk, gelenlerle gidenlerin mukayesesini çabuk yapar ve fevç fevç koşarlar İslam'a. Yetimler korunur, dullar kollanır. İmaretlerde aşk kaynar her öğün. Çeşmeler, köprüler yaptırılır ve emniyete alınır yollar. Sonra insanlar inançlarında serbesttirler gönüllerince. Müsamaha kelimesi lügatlerde kalmaz girer hayata. Kısacası özenilecek günlerdir onlar. Nitekim Hristiyan ahali Ertuğrul Gazi'nin ölümüne öyle üzülür, öyle üzülürler ki aralarında para toplayıp bir bahçe satın alırlar ve vakfederler onun adına. Bir zaman evvel küçük menfaatler uğruna birbirlerini gırtlaklayan bu insanların bir anda vakıf inceliğini idrak edebilmeleri az şey değildir hani. Yüce Rabbimiz bereket bahşetmiş bu topraklara. Üstü ayrı zengin mübareğin, altı ayrı. Katran renkli linyit tükenesi değil mesela. Grayderler gün boyu kömür kazırlar zeminden. Kamyonlar dağları taşırlar ta ötelere. Tunç Bilek Santrali'nin fırınlarında korlaşan kömür, atmosferi ne kadar karartır bilemem ama ışık olur onlarca şehre. Hemen birkaç adım ileride sütten ak mermerler koparılır kayaların bağrından. Dağ iriliğinde parçalar dilimlenir peynir misali. Bakın, bu coğrafyanın taşı kah sakız beyazıdır, kah sarıdır, mercan gibi. Böylesi farklı tonlar müteahhitlerin dikkatini çeker elbet ve bir talep patlamasıdır yaşanır zamanla. Veliler Allah'ın sevgili kullarıdır şüphesiz ve onların hatırına olağanüstü şeyler yaratabilir alemlerin Rabbi. Ancak kerametlerini bir sır gibi saklar mübarekler. Halk içinde hak iledirler ve hallerinin konuşulmasından haz etmezler asla. Hatta içlerinden öyleleri vardır ki kendileri bile bilmezler mertebelerini. Tıpkı Somuncu Baba gibi. Hani Bursa Ulu Camii'de yaşanan manevi lezzet unutulası değildir öyle. Ve sadece o konuşulur şehirde. Şeyh Hamidi Veli için tek yol vardır artık. Kaçmak. Mübarek çeker çarıklarını, telaşla uzaklaşır payitahttan. Tanımadığı bir beldeye yerleşir. Tavşanlı'ya. Bursa'da kendini somunculukla gizleyen Yüce Veli, burada he der çobanda. Hayvanlar çabuk hissederler fevkaladeliği ve onu üzmezler asla.
asker disipliniyle otlar sessiz sedasız dönerler ahırlarına. Ama içlerinden biri vardır ki sürekli kopar kalabalıktan, oyalanır sağda solda. Ne ota doyar ne suya. Somuncu baba bir gün gayri ihtiyari, "Hey mübarek hayvan," diye mırıldanır. "Bilmem ki niye yorarsın beni." İnek dile gelir birdenbire. "Ne yapayım efendim?" der. "Çok ot yemeli, çok su içmeliyim. Şayet güğümü dolduramazsam, yavrumu emzirmeme izin vermiyor sahiplerim." Olacak bu ya, kadının biri duyar olanları. Yemez içmez yetiştirir ahaliye. Mübarek burada da eğleşemez gayri. Geldiği gibi terk eder beldeyi. İşte o günün hatırasına yapılır gördüğünüz makam. Hoş, Hamidi Veli'nin sayısız mezarı vardır Anadolu'da ki insanımızın engin sevgisini simgeler her biri. O ki söz Allah dostlarından açıldı, Mülayim babayla Balıklı ve Şaban dedeleri atlamayalım. Birer Fatiha ile olsun yad edelim onları. Yolu Tavşanlı'ya düşenler ne eder eder leblebi alırlar mutlaka. Havasından mıdır, suyundan mı bilinmez, yörenin nohudu lezzetlidir. Kavruldu mu, mayalı hamur misali kabarır, irileşir fındık gibi. Tek diş darbesiyle un ufak olur, ılıcık sıcacık yayılır damağınıza. Buranın leblebicileri klasik usulleri aşmışlar gayri. Envai çeşidini üretmişler, vanilyalısından pul biberlisine. Bu sanat zahmetli iştir vesselam. Nohut defalarca kavrulmalı ve saklanmalıdır kıl çuvallarda. Her seferinde elekten geçmelidir, inceden inceye. O ki söz yemekten açıldı, atlamayalım mutfağını. Havalide en makbul yemek güveçtir. Ve doğrusu şu ki aşçılar iyi bilir işini. Eti akşamdan kapatırlar fırına ve erimesini beklerler helva misali. Bu şirin kazamızda sanat ve ticaret canlı ola gelmiştir eskiden beri. Bir zamanlar hemen her köşede bir çilingir bulunurmuş mutlaka. Tavşanlı işi kilitleri yetiştirirlermiş ülkeler beldeler ötesine. Hatta şifre denen hadiseyi onlar bulup onlar uygulamış ilk kez. Kötü niyetli kimseler anahtarı ele geçirseler dahi dilini düşüremezlermiş kapının. Kimisi 3 sağa 1 sola çalışırmış, kimisi 2 sola 5 sağa. Tavşanlı Türkçesi hoşça vurgularla doludur ve sıcaktır. Sımsıcak. Bu samimi insanların sohbetleri çekilir. Hele ressam Abdullah'ı geçirebilmişseniz ele, doyamazsınız muhabbetine. Askerdeki hırsızlığı. Şimdi aslında bu hırsızlık falan yaptığı yok. Onu tenzih ederim bu şeyden, hırsızlıktan. Şimdi bu ayakkabı tamircisi de Allah rahmet eylesin. 2 TL geçemez günde konuşmaktan. Hakimi, hekimi, kaymakamını. Şimdi onu kendi kendine böyle yapmış gibi anlatıyor. Milletin hoşuna gidiyor. Bir daha anlattırıyorlar. Bir daha derken sürmenay deniyor. Bu sahne sanatçılarında da var. Adam mesela Don Juan rolüne çıkıyor. 6 ay bir sezon Don Juan rolü. Hüsnü hayatında da kendi Don Juan zannetmeye başlıyor. Hemen doktor buna o rolü yasaklıyor gibi. Şerif Usta da böyle. Yani tezih ederim o hırsızlıktan. Evet. Anlata kendi de inanıyor yaptığına. Şimdi tavşan dışı mesela, şivelerimiz de kayboldu. Bu vesayetlerin, vesayeti nakliyenin surat mefhumu bu şeyi de kaldırdı, şiveleri. Şimdi tavşan dışı mesela, eski bundan 50-60 sene belki. Esker Hoca'na giderken anam bana, oğlum Mehmet, sen şu afyonu cebine koy da bana bir cevizge de afyon verdi biliyor musun? Oğlum nöbete devirler kışta kıyamette. Bundan şöyle mercimek kadar kır versen, seni oğlum 10 tane eczaneden, 20 doktordan iyi görür emi oğlum. Ben ana sözü tutanı koydum cebime. Neyse 3-5 aylık askeriz. Hadi nöbete dekle. Kış, soğuk. Hemen ben mercimek kadar kırdım. Lan hadi hamama demesin lan ben. Amanım Allah'a ben yandım. Lan ne yapanın kın? Neyse Allah'tan yutmuşsun. Ben ana korkmuşum boşuna. Hamam yanmamış.
İlistir'den sula akıyor duş. Vallahi demir, kurşun gibi soğuk böyle. Yani tavşanlı olanlar açık kız olur biliyor musun? Ben kumandanını yundum bilsin. Şöyle ellerimi ısladım, kaşlağımı. Ellerimi ısladım, saçlağımı hemen çıktım. Lan hopur hopur ötüyorlar lan, enayimle ben yunacak. Hemen çıktım. Urbala, asker urbaları, elbise. Neyse ben giyinirken yanımdaki urba, Cege'de oğlanın hani asker arkadaşım, cebi böyle dümelip duru. Mehmet, ne ki lan o? Lan ne yapıyorsun elin cebindeki neyse ne? Lan oğlum ben sana almadım lan, bir elle lan. Ne bakam lan? Neyse bir elledim, vallahi cüzdan koparıp duru Mehmet, ne yapam ki? Olan mı lan? Lan oğlum elin cebindeki cüzdan alınır mı lan? Nefsiyle mücadele. Lan benamlık yapma. Sana yollar ikvamı tavşanda yok. Lan buna yine yollarlar lan. Al lan Mehmet. Kandırdı, gavun afyon beni şivşertti. Patladı üstten içeriden. Neyse aldım ben heyecan. İlk defa yapıyorum ben bu hırsızlığı. Elim ayağım zangır zangır ötüyor. Deniz yakın, denizin kenarına vardım. Heyecanla bir açtım enam. Damardan enammış. Kur'an-ı Kerim'in hani ufa vardır ya. Suya koydum enamı. Bir baktım üç tane kağıt 50 kuruş. Seferberlik zamanı böyle 50 kuruşlar vardı kağıt. Cüzdanını da koydum. Ne varsa koydum. Paraları cebime koydum. 3 tane 50 kuruş. Geldim koğuşa. Ne bileyim ben urbadan her derdini bananladır. O oğlan Mehmet. Ne var lan? Aldırmadım. Neyi lan? Cüzdanım mı? Deme lan. Mehmet. Şu cüzdanım alan yok mu? İnşallah yağlı kurşunlara denk gelir harp zamanı. Lan oğlum yağlı kurşun kakayım ben. Ben sana 50 kuruş vereyim. Naha Mehmet, Allah seni 50 kuruş, yağlı kurşunlardan korusun. Amin. Ertesi gün geldi Mehmet. Şu cüzdanım alan inşallah çoluğuna çocuğuna kavuşmasın lan oğlum. Al şu 50 kuruşu. Üçüncü gün geldi inşallah. Hekim bilmedik derler versin. Emin Mehmet şu benim param alan. Lan oğlum al şu 50 kuruşu. Dördüncü gün geldi. Mehmet şu benim cüzdanım Allah'ın yok mu deyince lan otun kakın yıptıma zaten kaç paran var demiş. Abdullah Hoca ressamlığıyla tanınır ama kelime dizmekteki ustalığı renk seçmedeki tecrübesinden aşağı kalmaz kesinlikle. Hoş Anadolu kültürü böylesi dili tatlı sanatkarların gayretleriyle canlı tutulur, ulaşır günümüze. Sağolun, bundan 40 sene herhalde oldu. Bizim Moymul'un arka tarafında, Zencelikalan arka tarafında bir düzlük vardır, Beyköy görünür. Oranın resmini yapıyorsun. Akşam üzere, zaten akşam üzere gölgeler ortaya çıkar ışıklar. Resim bitmek üzere, affedersin bir köylü merkebin önünde kalkmış giderken beni gördü. Merkep yayıla yayıla gidiyor. Yaklaştı, kolay gelsin dedi. Eyvallah dedim. Bu dedi, ellen mi oluyor bu? Ellen oluyor dedim. Allah Allah, hay maşallah, hay maşallah. Beyköy yahu, amanın Beyköy ya, bir de bu dedi. Evet Beyköy dedim, Allah'a emanet dedi. Nerelisin dedi, Davşanlı. Bir de bizim Davşanlısın ya. Vay lan dedi, vay bizim Davşanlımızdan bak dedi. Bak bunu yapan adam ressam çıkmış dedi. Şimdi orada bir nokta koyalım. Bu sıralar yaşlı, zayıf, zayıf bir adam geldi, ressam geldi. Emniyet anında fotoğraf veriyorsunuz. Karelerle kara gelen büyütüyor onları. Bunu gazetelerek. Emniyet anında bir deyiyorsun, bir daha gelmiş ressam hiç yapamıyor dedi. İkinci deyiz ben oluyorum. Bir deyiz. Emniyet anında dedi. Bir deyizun biri daha gelmiş hiç yapamıyor dedi. İkinci deyiz ben oluyorum. Baktım mimiklerine beni takdir ifadeleri var. Onu demek istemiyor. Orada sürçü lisan kullandı.
Şimdi bir fıkratırma geliyor bunu anlattıktan evet. sonra. Hazreti Fatih İstanbul'u zapt ettikten sonra bir şair Metiseniyye'de bulunuyorlar Hazreti Fatih'i. Her birine caizede bulunuyor. İhsan-ı Şahane'de bulunuyor. Cahil bir köylü ona şöyle bir son mısralar hatırımda. Sultanım zapt ettiğiniz şehri İstanbul mübarek olsun. Yediğiniz bal ile kaymak, güzergahınız çayır olsun diye hayvan yapıyor Hazreti Fatih'i. Hazreti Fatih en yüksek caizeyi ona veriyor İhsan-ı Şahane'ye. Padişaha yakın olanlar diyor sultanım, o üstad şairlere bu miktarı vermediğinizde bu cahil adamın nesine verdiğiniz samimiyetine diyor. Taam içerisinde sevdiği en güzel şey bal kaymakmış bana veriyor. En sevdiği güzergah çayırmış bana veriyor, ben niye ona vermeyeyim diyor. Tabii samimiyet var ortada. Baktım mimiklerine samimi sesini çıkarmadım. Böyle bir hadise geçti başımdan. Emet, kayalar arasına sıkışmış bir köy yerisidir. Gariplerin ne öyle uçsuz bucaksız tarım alanları vardır ne de göz alabildiğine otlakları. Gerçi civar dağlar eteklerinden doruklarına çam kaplıdır ama bunun pek bir girdisi yoktur ekonomiye. Ama Kadir Mevlam bir sebep halk ediyor yine de. Evet, toprağın üstü öyle çok verimli değil belki ama ya altı? Bir kere sıcak su kaynakları bakımından eşine ender rastlanan bir rezerve sahiptir belde. Su neredeyse fokurduyarak çıkar toprağın üstüne ve ancak ılıştırıla ılıştırıla sunulur misafirlerin istifadesine. Bu şirin kasabanın asıl zenginliği manyezit madenleridir ki yeryüzünde 3-5 noktada bulunur sadece. Matbaa mürekkebinden antiasit tabletlere, radar antenlerinden hafıza disklerine, fiber optik kablolardan uzay sanayine, ısı izolatörlerinden kozmetiklere çok geniş bir alanda kullanılır ki kıymetlidir cevahir gibi. Gediz cıvıl cıvıl bir belde imiş bir zamanlar tabii. Ancak 1970 baharında müthiş bir zelzele yaşar ve sallanır beşik gibi. Ahşaplar eğilir bükülür ama dururlar ayakları üstünde. Gel gelelim, betonharmeler dağılırlar tesbih gibi. Bir Mimar Sinan yadigarı olan Ulu Cami'nin kubbesi top gibi yuvarlanır ötelere. Dağların ayrıldığı, yolların yarıldığı coğrafya düşer gözden ve kaza merkezi taşınır 7 kilometre öteye. Koca bir kent duvar sil baştan. Muntazam caddeleri, ferah evleri ve geniş parklarıyla göz dolduran Yeni Gediz olabildiğine canlıdır günümüzde. Sanki öylesi felaketleri yaşamamış gibidir mazide. Ne yaparsınız? Gidenle gidilmiyor ki. Öyle ya da böyle devam ediyor hayat. Unutuluyor acılar. Gedizliler yeniden yapılanırken mescitlerden başlamışlar işe. Şehrin en mutena köşelerine oturtmuşlar kubbeleri, minareleri dikmişler yanı başlarına ve inanın dantel gibi işlemişler onları. Dahası imrenilecek tesisler kazandırmışlar ilçelerine. İplik fabrikasına balya balya geliyor pamuklar, çekilip inceliyorlar ibrişim ibrişim. Tekstilciliğin temeli bu zaten, bir başka deyişle en zahmetli tarafı. Ama Gedizliler, pamuğun cefasını çektiğimiz yeter diyorlar artık. Konfeksiyona geçip sefasını sürmenin vakti gelmiş gayrı. Umarız becerirler düşlerini. Yine mobilya ve ahşap kaplamada bayağı mesafe almışlar. Adlarını duyurmuşlar yurt çapında. Ki sayısız alternatif sunuyorlar taliplere. Söz ahşaptan açılmışken geçmeyelim bitki örtüsünü. Bakın tüm Gediz havalisi ama özellikle Murat Dağı serapa kaplıdır iğne yapraklılarla. Sonra yer yer göllenir sular. Bizim gibi egzoz koklamaya alışmışlar için baş döndürecek kadar temizdir hava. Adını bir derviş gaziden alan Murat Dağı sıcak su kaynaklarıyla tanınır yörede. Hey güzel Allah'ım diyesi gelir insanın. Binlerle metrelik zirvelerde soğukluk, serinlik anlaşılasıdır da sıcaklığın izahı güçtür inanın. Hoş, soğuk su kaynakları bakımından zengindir havali. Bu iklim, üç denize selam yollar akarsularla. Porsuk'la Sakarya'ya karışıp Karadeniz sahillerine koşar. Gediz'le akar Ege kıyılarına. Kocasu, Kirmasti ve Simavçayı ulak olur Marmara'ya.
Gözelerden fıkırdayan su berrak mı berraktır. Sonra gürdürler parmak ısırtırcasına. Hemen nehir oluverirler birkaç adım ötede. Ve tabii hepsi de balık kaynar fıkır fıkır. Kendi adını taşıyan dağın eteklerine ilişiverir edeplice. Ahşap evler taraça misilli sokaklara dizilir ki hiçbiri güneşini ve manzarasını kesmez yek diğerinin. Malazgirt zaferini müteakip Selçukluların eline geçen belde merkezi yönetimin güçten düşmesi üzerine kalır Germiyan beylerine. Kızı Devlet Hatun'u Şehzade Bayezid'e veren Süleyman Şah, koca ülkeyi Katar kızının çeyizine bağışlar Osmanlı'ya. Evliya Çelebi hacca giderken uğradığı Simav'ı bitiremez anlata anlata. Seyahatnamesine göre Germiyan Bey'i Abık'ın yaptırdığı Ulu Camii bir yana onlarca cami vardır ki dokuzu minarelidir bunların. Bu dönemde Simav hatırı sayılır bir ilim merkezidir. Şeyh Abdallah İlahi, Aşık Paşazade ve Kara Şems Aldin gibi tanınmış alimleri yetiştiren Şirin Kaza ışık tutar asırlar ötesine. Ki şehre hakim tepeciklerin üzerlerinde hak aşıklarından birinin kabrini bulursunuz mutlaka. Mümbit ovaları ve bereketli bahçeleri bir yana halk çalışkan ve gayretlidir. İplik boyar, deri tabaklarlar. Kadınlar kah hasır dokurlar, kah ilmek dizerler halı tezgahlarında. Mamullerini patikalardan taşır, ulaştırırlar Mudanya iskelesine. Zorluklara rağmen Simav günden güne serpilir, gelişir. Ama yaklaşık bir yıl Yunan işgali yaşayan kaza akıl almaz şekilde hırpalanır ve heba olur nice güzellikler. Gördükleriniz yağma ve yangınlardan arta kalanlardır sadece. Anadolu'nun her yerinde tarhana yapılır. Ama nedendir bilinmez, pazarlamayı düşünmeyiz bir türlü. Simavlılar hem yapmasını iyi becerirler mübareği hem de satmasını. Bu müthiş lezzeti ihraç ederler hudutlar ötesine. Bir zamanlar tarzında zirve olan Simav halıları yaşlı evlerin zeminlerinde kalmış artık. Ama Simavlı halıcılar modern tezgahlarla yaşatıyorlar geleneksel motifleri. Yine battaniyecilik son yıllarda yıldızı parlayan bir sektör. Yünler yıkanıp kurutuluyor, elyaflar çekiliyor devasa makinalarda. Soğuk gecelerin sıcak dostları gönderiliyor şehirler ötesine. Yöredeki orman potansiyeli, kontrplak ve sunta sanayi için bulunmaz bir nimet elbet. Nitekim gördüğünüz tesis, geceli gündüzlü çalışıp malzeme yetiştiriyor mobilyacılara. Simav, yeraltı sularının atmosferle buluşma noktasıdır sanki. Kaynak yer yer toprağı patlatır, buhar buhar yükselir atmosfere. İşte Eynal kaplıcaları söz konusu coğrafyada yer alır. Benzerine az rastlanan tesisler düzenli ve bakımlıdır. Bu muazzam rezerv önceleri sadece şifa vesilesi olarak kullanılıyormuş. Ancak birileri seracılığı akıl etmişler ve başarmışlar düşündüklerini.
Öyle ya, hararetse hararet, rutubetse rutubet. Bitkilerin aradığı ne varsa mevcuttur bu iklimde. Çam ormanları ve berrak sulu göllerin arasından süzülüp iniyoruz Hisarcığa. Bu kabuğunu kırmaya çalışan kazağımız, aha dedirtiyor insana, işte Anadolu bu. Neleri çekebiliriz diye sorduğumuzda, herkes aynı yöne uzatıyor parmağını. Kırklar Türbesi'ni gösteriyorlar bize. Hakkında yazılı bilgi bulamadığımız kabirlerle ilgili iki rivayet var. Kimilerine göre yöreyi fetheden 40 yiğit, 40 şehit, kimilerine göre 40 gönül ehli, 40 ermiş kişi. Belki ikisi de. Kim bilir? Anadolu kazan, biz kepçe. Güzel iklimlerin güzel insanlarını tanıtmaya devam edeceğiz elbet. Tabii bir sonraki programa. Hadi şimdilik kalın sağlıcakla.